karşı Ladinovic ve Erman Kurtoğlu. İlk üçün Fenerbahçe Ülker'den gelecek. Beko Basketbol Ligi'nde final serisinin 4. maçında. Şimdi daha önceki 3 maça baktığımızda Fenerbahçe 80 sayı üstünde atıyor. Burası Galatasaray'ın en önemli soru işareti, 80 sayılara ulaşabilecek. Evet. Şampırt'ın oynayıp oynamayacağı belli değildi ama sahadaki yerini alıyor bugün. Rençik kadroda yok. Galatasaray Kafe Kağan'da Rençik'in eksikliği, sakatlığı sürüyor, onu hatırlatalım. Şampırt 3 sayısı çizgisinin gerisinden atışı isabetli. Galatasaray Kafe Kağan'da ilk sayılar Preston Şampırt'tan geliyor. Tekrar Okic topu aldı. Lavrinovic'den atış isabetli, 3 sayılık basket Darius Lavrinovic. Problemi bariz bir şekilde müdafaa ribaundlarını alamamak olarak hemen ortaya çıktı. Ermal potu altına indirdi, Caship orada iyi savunma geldi ona. Preston Şampırt yükleniyor, son bir atış konukeyi bıraktı Şampırt. Preston Şampırt'ın sayılığı. Lavrinovic ikili sıkıştırma geldi, Oğuz Savaş'a pasını aktardı. Şip'in savunmasına rağmen Oğuz Savaş basketi buluyor. 15-7 oluyor skor. Ermal, Evren Düker. Tekrar Ermal oynadı. Ermal dip çizgide arkadaşını gördü. Preston Şampırt 3 sayılık basket. Preston Şampırt'la geliyor. 15-12. Fark 3 sayıya indi bu baskette. Robert Geç'te Fenerbahçe Ülker hücumu. Marco Thomas. Marco Thomas. Ömer Onan'ı gördü. Ömer bir tek içeri yüklendi. Atışında isabet var Ömer Onan'ın. Dış oyuncular da sayılandırabiliyor. Jerry Johnson kendisi işte kullandı. Sayın basket Jerry Johnson da geliyor. 17-15. Ömer Onan, Sean Wayne top istedi. 6 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Emir Prezic. Prezic potaya giriyor. Atışı isabetli değil. Tamamlayan Sean Wayne. Bir hücum reboundu daha. Fenerbahçe Ülker hücum reboundlarından sayı bulmaya devam ediyor. Son 5 saniye. Evren, Haluk Yıldırım, Caship boş durumda. Kullandı şutunu, üst sayılık atış girmiyor ve ilk periyot tamamlanıyor dev derbide. Galatasaray Kafe Kağan 17, Fenerbahçe Ülker 23. 6 sayı farklı önde tamamlıyor ilk çeyreği Fenerbahçe Ülker. Yani Haluk da burada çok akıllı. Şanlı'yı karşısında görünce hemen drive etmeye kalktı. Faulü aldırdı. Tutku potu altına indirdi Andriç'e. Luke Şandriç atışa girmiyor. Kaya topu çeldi. Caner'de kaldı. Caner'in potonun atışında isabet yok. Emir Prezic çevirdi. Luke Şandriç topu alıyor. Bir hücum şansı daha Galatasaray için. Tutku açık. Haluk Yıldırım, Andriç dışarı çıkardı. Caship, Caship'in atışı isabetli değil. Emir Prezic rebound yani oluyor. Ben bazen iç oyuncuların bu top çıkartmalarını hiç anlamıyorum. Yani iki tane pozisyonda kaçırınca bunu atmak için herhalde bulamadım. Ama yani kendine yakın adam daha uzaktaki adama pas veriyor. Sean Wayne, Sean Wayne'den hatalı yürüme. Topla yürüme yaptı. Tutku, Haluk Yıldırım. Evren Düker zor da olsa topu aldı. Caner, Haluk Yıldırım süreye baktı. Andriç'i gördü. Lukša Andriç atışında isabet var. Fark yine iniyor Lukša Andriç'in basketiyle. 25-24. Tutku açık. Evren Düker. Tutku. Üç sayılık atış. Tutku'nun atışı isabetli ve Galatasaray Kafe Kağan bu basketle öne geçiyor. 27-25. Tutku, Caship, Caner dip çizgide şut gösterdi, kullanmadı. 5 saniye var, 24 saniye süresinin dolmasına. Tutku dışarı çıkardı, Caship boş şutunda isabet var Caship'in. Lavrinovic, Emir Prezic, tekrar Lavrinovic. Oğuz Savaş'ı buldu. Oğuz Savaş zor bir atış ama isabetli. Erman'ın savunmasına rağmen Oğuz sayıyı buluyor. Bir de faul bekliyor Oğuz. Bu süreyi sonuna kadar kullanmak isteyecek maçın ilk yarısında. 36-35. Bakalım son hücumu nasıl değerlendirecek Sarı Lacivertliler. Roko Okic, Emir Prezic. 2 saniye, 1 saniye atışı girmiyor. Tripleyen pot altında Lavrinovic oluyor ve ilk yarı tamamlanıyor. Fenerbahçe Ülker bu baskette ilk yarıyı 37-36 önde tamamlıyor ve Galatasaray Kafe Kağan önünde. Galatasaray Kafe Kağan
8 sayı geriden gelip 9 sayılık üstünlüğü yakalamıştı. 36-27'ye geldi bir ara skor ama 36-27'den sonra ilk yarının son dakikalarında Fenerbahçe Ülker'in 10-0'lık serisi sarı lacivertleri yeniden öne geçirdi. Müthiş bir heyecan. Ve ikinci yarı başlıyor dev derbide. Oğuz Savaş boş arkadaşını buldu. Ömer Onan 3 sayılık atışı girmiyor ve bir hücum reboundu, bir tip daha. Bu tip de yani enteresan değil mi? Evet, yani inanılmaz. Evet. Potu altına etkili kullanmaya devam ediyor. Bu kez Prezic. Dukša Andrić potu altına isabet var Andrić'in. Pot altında blok geldi Aluk'tan. Emir Prezic. Prezic atışı isabetli, bir de faul var. Caşip faul yapıyor. Emir Prezic bir de serbest atış kullanacak. Önceki maçlarda da konuştuk. Bu pozisyonda faul yapıyorsan attırmayacaksın. Yani bu çok çok basit bir faul. Ya bunun daha kötüsü üçlükte aynı şeyi yapıyorlar bazen. Ha, hakikaten feci bir şey oluyor. Caşip. Evren'e, Ömer Onan'dan savunma. Caşip. Haluk Yıldırım üç sayı çizgisinin gerisinde. Altışı isabetli basket. Haluk Yıldırım. Şampuk bu arada ikinci devre oynamıyor. Herhalde ayağında sorun var. Emir Prezic'ten çok kritik bir üçlük. Prezic farkı 10 sayıya çıkarıyor. Roko Ukić ikinci atışı da isabetli. 15 sayıya çıkarıyor farkı Ukić. Evren Nüker süre dolarken atışı girmiyor ve son çeyreğe 64-49 önde girecek Fenerbahçe Ülker. Ve artık her şeyin belli olacağı son çeyrek başları nefes kesen derbide. İlk hücum Galatasaray KPK'dan geliyor son periyotta. Ermay Kurtoğlu, Ermay Oğuz'un üzerinden atışı girmedi. Haluk topu çeliyor, bir hücum şansı daha. Jerry Johnson. Haluk Yıldırım topu kontrol edemedi. Sonrasında elden ele dolaşan top son olarak Yasikeviç Ustan Ukiç'e. Emir Prezic pasını verdi. Turnike'yi bırakıyor Roko Ukić. Roko Ukić'in basketi 66-49 fark 17 sayı. Artık her iki ekip de böyle çok basit hatalar yapmaya başladı. Jerry Johnson 3 sayı çizgisinin gerisinde Jerry Johnson'a üçlüğü. Farkı 8 sayıya indiriyor. Tutku açık. Jerry Johnson. Jerry Johnson yine kendisi kullandı. Bir üstlük daha Jerry Johnson'da. Prezic. Dışarı çıkardı, Ukić'i gördü. Roko Ukić kendisi kullandı. Atışıyla isabet var. Roko Ukić bir basket daha. Roko Ukić kaldığı yerden devam ediyor. 14. sayısı. Tutku. Haluk Yıldırım potaya gitti. Andrić'i gördü. Dışarı çıkarıyor. Tutku bomboş. 3 sayılık atış, burada da isabet var. Üst üste 3. 3 sayılık basket. Tutku açık. Fark 5 sayı iniyor. Emir Prezic'in her alanda baskı var. Prezic kaybetmedi topu. Emir Prezic rakip yarı sahaya geçirmeyi başardı. Ömer Onan bomboş üst sayı çizgisinin gerisinde atışı isabetli. Ömer Onan'dan üçlük geliyor. Çok kritik bir basket. Galatasaray Cafe Crown farkı 4'e kadar indirmişti ama Fenerbahçe Ülker yeniden farkı açmayı başardı. Caşip faul geliyor Emir Prezic'ten. Serbest atışlar gelecek şimdi Caşip'ten. Caşip'in ikinci atışında da İsabet var. Fark 10 sayıya indi. Emir Prezic topu oyuna sokarken Caşip Ali'ye girdi ama o top Ömer Onan'da kaldı. Faul geliyor. Ömer Onan bu kez serbest atışları kullanacak. İki kişi aynı topa gidince Fenerbahçe'sinden bir şans topu oldu. Yoksa topu kapmışlardı. Tutku açık. Evren Nüker. Lucha Andrić. Caşip. Sıvacı vuruyor. Farkı 9 sayıya indirdi Emir Prezic. Ve Abdi İpekçi'de maç sona eriyor. Fenerbahçe Ülker 85-74 kazanıyor mücadeleyi 11 sayı farkla. Ve seride durumu 3-1'e getiriyor. Sarı lacivertliler bu galibiyetle.